Selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu Motion Track. Motion Track'i nasıl yapıyoruz? Bunu bu dersimizde öğreneceğiz inşallah. Şimdi şu örnekte gördüğünüz gibi tabletle beraber ekranımızda görüntüyle beraber oynuyor. Onu hep beraber yapalım. Evvela şurada bir ekran yaptık. İsterseniz ekranı da beraber yapalım. Siz de görmüş olursunuz. Silelim bunları ya da yeniden sıfırdan yapalım. Yeni bir komp açalım. Ekran 2 diyelim. Ekran 2. Flash'te çalışıyoruz. 10 saniye bize yeter. Metnimizi yazalım. Motion track nasıl yapılır? Pardon. İzleyelim. Evet. Yazımızı ekrana ortalayalım. Bunun kısa yolu var. Onu da gösterelim. Yani tam olarak ortalayan. Şurada Eligin. Eligin yoksa buradan Window'dan Eligin seçeneğini açıyoruz. Şuradan sağa sola tam ortalıyoruz. Bir de yukarıdan aşağıya ortalıyoruz. Bu şekilde ortalamış oluyoruz. Şimdi ekranımızın alt zeminini oluşturalım. Daha önce şu rengi seçtik zaten. Şöyle grimsi bir renk. Solid. Yeni bir solid. Şuna zemin diyelim. Altı atalım. Mask yapalım buna. Yazımıza göre de küçültelim. Şu bizim için yeterli herhalde. Sonra buna bir de çerçeve eklememiz lazım. Maskımız ekliydi zaten. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Kopyalama, editten, duplicate. Kısa yolu Ctrl-D. Kenar çizgisini oluşturmak için buradan stroke efektini verelim. Generate stroke. Şuradan. Rengi beyaz olsun. Tamam. Buradan ilk attığımızda standart olarak alttaki soyu da görüyor. Bunu transparan yapalım. Şunu sadece şu tek görelim. Çizgilerimizi görmek açısından. Şurada çizgi kalınlığımız var. Ayarlıyoruz. Mesela şöyle 10 yaparsak bizim için yeterli. Şöyle bakalım. Evet. Kenarına da çizgi vermiş olduk bir şekilde. Ekran izlenimi vermek için solidimizin transparanlığıyla oynayalım. Buradan transform opacity şöyle %30 yapalım. Şu şekilde. Bu bir ekranmış gibi bir izlenim verelim. Şurada bakın ekran izlenimi vermek için bir de ışık vermişiz buradan. Bir yansıma gibi bir şey. Onu da light efektlerimizden light sweep vererek çözmeye çalışalım. Aynı şekilde zemine verelim. Burada kopyalarken zemin 2 de olmuş. Bunun adını stroke diye değiştirelim. Sonra karıştırmayalım. Zemine ışığımız geldi gördüğünüz gibi. Buradan şöyle birazcık kalınlaştıralım. Biraz da şöyle iyi gibi. Şuradan çevirebiliriz. İstediğimiz yönde koyabiliriz ışığımızı. Şöyle şuradan yansıtsa herhalde olur. Şimdi bir de burada ekranımızda gördüğünüz gibi dokunma hareketlerine göre işte yazı yazıyormuş izlenimi veriyoruz burada. Klavyeden yazı yazıyormuş gibi. Yazımızı da o şekilde getirelim. Buradan animasyon prezentin içinde
text efektleri var. Text efektlerinden animate in içinden type writer. Şu efekti verdiğimizde gördüğünüz gibi yazımız bu şekilde klavyeden yazılıyormuş gibi gelir. Ama biraz hızlı. Biz görüntümüze göre laptopa dokunma süresine göre ayarlayalım. Birazcık daha yavaşlatabiliriz. Birazcık da şuradan başlatalım. Buraya nasıl geldik? Kapalıyken keyframe verdiğimiz yerleri görmek için kısa yol U tuşuna basıyoruz. Keyframe verilen yerler karşımıza çıkıyor. Bunların arasını açarak şöyle 7-8 saniye yapalım. Biraz daha yavaş yazılsın. Çünkü tablete yavaş dokunuyoruz. Hızlı yazılmasın yani. Birazcık da uyumlu olsun istiyoruz. Yazımız hazır. Ekranımız hazır. Şimdi bunu görüntümüze monte edelim. Şimdi görüntümüz burada. Hangi aralığı seçeceğimizi seçelim burada. Tam kızımız ekrana dokunmaya başlarken yazımız da yazılmaya başlansın. Şuradan seçelim görüntümüzü. Şuraya kadar herhalde yeterli bizim için. Zaten bizim için 8-10 saniye yeterli. Görüntümüzü seçtik. Şimdi yeni bir komp açalım. Motion track diyelim. Seçtiğimiz görüntüyü aşağıya alalım. Bizim için yeterli. Sonun uzun ya da kısa olması önemli değil. Bizi kurtarır herhalde 7-8 saniye. Şöyle de uzatabiliriz tam kompumuza yerleştirmek için. Gelelim buradan. Ekranımızı getirelim. Üzerine koyalım. Şu anda ekranımız normalde dümdüz görünüyor. Buna biraz transform vereceğiz. Yani tabletimize uygun hale getireceğiz. O yüzden 3 boyut yapıyoruz burada. Rotation ile oynayıp tabletimize uyumlu hale getirelim. Biraz da şöyle çevirelim. Buradan pozisyonla oynayıp şöyle koyalım. Zaten motion track yaptıktan sonra muhtemelen pozisyonları değişecek. Şimdilik böyle kalabilir. Track'imizi yaptıktan sonra, motion track'imizi yaptıktan sonra onun yerini ayarlarız. Şimdi motion track yapmak için şurada tracker seçeneğimiz var. Belki sizde açık olmayabilir. Yine Windows'dan tracker seçeneğini tıklayıp açıyoruz. Tracker seçeneğimiz geldi. Burada track motion'ı seçiyoruz. Bakın şöyle bir pencere açtı ve şöyle de bize bir seçenek getirdi. Bizim bu görüntümüzde sadece sağa sola ve yukarı aşağı doğru kamera hareketi olduğu için biz buradan transform'u seçmemiz yeterli. Eğer ki perspektifli bir nesnenin üzerine yapıyor olsaydı, o zaman buradan paralel corner pin ya da perspektif corner pin'i seçerdik. Transform bizim için yeterli. Şimdi görüntümüzü analiz ediyoruz önce sırasıyla. Şu ileri play tuşuyla. Eğer ki timeline'in sonunda olsaydı geri tuşuyla yapardık. Şu anda başta ayarlayacağız. Başta olsun bizim timeline çizgimiz. Ve şu kareyi bir yere bağlayalım. Nereye bağlayabiliriz? Şu siyahlığa bağlayabiliriz. Şuraya bağlayabiliriz. Ama burası çok net değil. Bizim için önemli olan sabit bir noktanın olması görüntü içerisinde. Şuraya bağlamaya çalışalım. Tutup sürükle bırak mantığıyla şu siyah noktaya koyalım paramızı. Ve şimdi analiz edelim. İleriye doğru. Bakın şu anda karemiz yapıştı oraya. Analiz ederken de bakıyoruz herhangi bir sapma var mı?
Gördüğünüz gibi herhangi bir sapma yok. Şu ana kadar olmadı. Gayet güzel. Ve analiz bitti. Gördüğünüz gibi başta bizim tabletimiz buradaydı, siyah noktamız. Oynadı oynadı çizgiyi takip ederek en son şu yolu takip ederek ve şurada da dolanarak en son burada durdu. Şu anda problem yok. Gayet güzel monte oldu oraya. Şimdi Taker'dan Edit Target diyeceğiz. Ne demek anlamına geliyor? Yani şimdi analizi yaptık. Buraya hangi nesneyi bağlayacağız onu göstereceğiz. Edit Target. Burada gördüğünüz gibi ekran 2. Eğer görüntüde başka materyaller de olsaydı buradan seçerdik hangisini bağlamak istediğimizi. Biz ekran 2'yi bağlamak istiyoruz. Okey. Ondan sonra yapacağımız iş F'li deyip kabul etmek. Buradaki seçenekler X, V, Y koordinatlarında kabul ediyoruz. Çünkü hem aşağı yukarı yönde gidiyor tabletimiz hem de sağa sola doğru gidiyor. O yüzden iki koordinatı seçiyoruz. Eğer sadece aşağı yukarı gitmiş olsaydı ya X ya da Y'yi seçerdik. Her iki yönde de gittiği için ikisini de seçiyoruz. Okey dedikten sonra bakın penceremiz açıldı ve şurada da gördüğünüz gibi sistem otomatik olarak birçok nokta koydu. Takip ettirdi. Şu şekilde bir işlem yapılmış oldu. Bunu kapatalım. Şöyle bakalım. Ekranımız gerçekten de oraya monte oldu mu? Şu anda gayet güzel monte olmuş şekilde ama bir problemimiz var. Nedir? O da ekranımız dışarıya taştı. Biz istiyoruz ki içeride olsun. Bunun pozisyonunu değiştireceğiz. Ancak burada pozisyona işlem yaparken otomatik olarak birçok keyframe konulduğu için şimdi pozisyonunda oynayamıyoruz. Oynar isek bu keyframe yerlerinde oynamalar olur ve ekranımız sapmaya uğrar. O yüzden anchor point'ten şöyle ekranımızı görünür hale getirelim. Aşağı yukarı da yapabiliriz. Şöyle şu şekilde düzenleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel monte etmiş olduk. Yazarken geliyor gibi. Tabii bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ben ekran bağladım oraya. Siz istediğiniz nesneyi bağlayabilirsiniz. Ya da tek yazı bağlayabilirsiniz, resim bağlayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Önemli olan buradaki yolu öğrenmek. Nasıl monte ediyoruz, nasıl bağlıyoruz. Harekete uygun, harekete duyarlı hale getiriyoruz. Bu yolu öğretmiş olduk. Bakın, bu şekilde, sorunsuz bir şekilde ekranımızı tablete bağlamış olduk. Burada tekrar etmek gerekirse track'te dikkat edeceğiniz şey sıralamayı takip etmek. Evvela görüntüyü ve bağlayacağımız nesneyi üst üste koyuyoruz. Track'ten track motion'ı seçiyoruz. Pardon. Bağlayacağımız nesne seçili olması lazım. Bağlanan değil. Bağlayacağımız nesne seçili olması lazım. Track motion. Track motion'dan sonra şurada transform ya da paralel konuyor perspektif. Bunu daha ileriki derslerde yine anlatırım ben. Timeline çizgisi başlarken veyahut da sondayken noktamızı buraya koymak, sonra analiz etmek. Analizden sonra edit target, buradan bağlayacağımız nesneyi seçmek. En sonunda ise apply deyip ekranımıza dönmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.